Sorumuz şu, belediye seçimlerinde hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Şu an kararsız. Kararsız. Hı hı. 28 Mayıs'ta kime verdiniz? 28 Mayıs'ta kime verdim? AK Parti'ye verdim. AK Parti'ye? Aha. Neden bir daha AK Parti'ye oy verme konusunda kararsızsınız? Ya şu an için hani ekonomik durumlar pek hoşuma gitmiyor. 28 Mayıs'ta da bunların geleceğinin sinyalini göremediniz mi? Ya şu an hani söylenenle yapılan edilen birbirini tutmuyor. Mesela siz neyi söylendi de yapılmadı ve bunun hayal kırıklığı içindesiniz? Ya mesela benim en çok hoşuma gitmeyen faiz olayı. Hani faiz olayı ya bir ara mesela işte 17-18 kene hani indirildi. Hani komple aşağı düşmüş olsa, sıfır olmuş olsa hani amenna derim, hiçbir şey demem kesinlikle. Ama birdenbire hani resmen ekonominin hani mihenk taşlarıyla oynanıldı. Oynanıldı. Tabii canım. Faiz kararı indirildiği zaman dolar 7-8 liraydı. Aynen aynen. Hani dolar da arttı, faiz de arttı. Madem yaptın sonuna kadar indirseydin o zaman hemfikir olurdum seninle. Hemfikir. Ama hani dedim devam eder. Bir faiz olayı, iki pahalılık etkiledi mi? Çok, şu an çok kötü. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ya ne fark edecek? Yani ha ben şu an şunu hangi umutlarla oy verdiniz? Şunu söyleyeyim bakın. Ben hani geçimle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum Allah aşkına. Evet. Tamam kendim çalışırım ama sıkıntı yok. Ama genel olarak hayat şeyine baktığın zaman hayat şartları çok ağır ve çok pahalı. İnsanlar zor geçiniyor. Bu konuda Kılıçdaroğlu uyarmıştı. Erdoğan kazanırsa dolar otur. Vallahi keşke Kılıçdaroğlu değil de hani adam akıllı muhalefet olsa da versek. Adam akıllı zaten muhalefet olmadığı için veremiyoruz. Gerçekten öyle. Değil yani Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları da ortada. Bir insanları ikna etmiyor kardeşim, yok öyle bir şey. Hangi vaatleri sizi cezbediyor? Hiçbiri. Ya bir kere... Hayır hayır, Erdoğan'ın hangi vaatleri cezbediyor? Ya Erdoğan'ın hani vaatlerini saymaya gerek yok. Zaten adam 20 senedir başta. Doğru mudur? Zaten bir takım şeyler vermiş. Ama pandemiden sonra iş patladı. İş patladı. Aynen. Ve Ukrayna Savaşı da bunda etkili. Bizim de Libya'da, Suriye'de, işte Suriye'den gelen mülteciler falan bunlar hep birbirine bağlantılı. Suriye'den gelen mülteciler Erdoğan'a oy verirken sizi... Ya onlar çok fazla değil. Ya onlar birbirimizi kandırmaya gerek yok. Onlar en fazla 200 bin veya 150 bin. Ay ya ne yaptın sen? 6 milyon insan yaşıyor da. Hadi 1 milyon yapsın. O da %1'lik 90 milyonluk ülkede. 1 milyon nüfus çok fazla ama. Ya %1'lik bir şey yapıyor. Nedir yani? Olur mu abi ya? Ya hayır hayır. Yani bir kimliksiz 1 milyon adam. Şunu söyleyelim bak. Aslında bizler kimseyi suçlamadan hani önce kendi şapkamızı kendi önümüze koyup kendimiz düşünmemiz lazım. Hani bir... Son sorum. Faiz konusunu dediniz. Evet. Erdoğan indiriyordu, kaldırdı dediniz. Yapma. Erdoğan dedi ki ben Sisi'yle ölmek var konuşmak yok dedi. Görüşmeyeceğim dedi. Ya bu da yanlış. Yani görüşmek ya devletler arası kin gütme diye bir olay yoktu. Ticaret vardır. Yani sen bir ömür boyu devlete kötü oldun diye bir ömür boyu o şekilde devam edemezsin. Ticaret vardır. Her şekilde ticaretini yapmak zorundasın. Ticaretin akışı ve senin komşun bir şekilde devam edecek. Yanlış yani. O zaman bu cümleyi hiç söylememek lazım. Yani. Yani kesin kez hani özellikle devlet adamları için kesin kez o tür şeylerde yani yapmam etmem ona bakarsan Miçotakis için de aynı şey söylenirdi. Doğru mudur? Miçotakis benim için bitmiştir. Değil. Bitmiyor işte yani sonuçta senin komşun bitmiyor. Kendi evindeki komşunla bitti diyebilir misin? Yani yine yüze çıkıyorsun bakıyorsun. Doğru mudur? Benzine ve mazota zam geliyor çarşamba. Sürekli. Aynen. Bu zamlar da etkili oluyor mu? Belli ortada. Yani anlatmaya gerek yok ki. Sizi hiç uyaran oldu mu? Yapma bak Erdoğan oy verme diye. Yo, uyarsalar da hani ben bildiğime bakarım. Bildiğinize bakarım. Aynen. İnandığıma bakarım. Vazgeçme oranınız ne? Ya şu an beni tamamıyla soğutan faiz olayı. Faiz olayı. Gerçekten. Çünkü hani denilenle yapılan birbirini tutmuyor. Ha diyorum ya eğer ki hani sonuna kadar gitse ha bu kadar hayat pahalılığı olsa derim ki hani belki bir şey vardır. Ama sen hani diyorsun ya 7-8 lirayken hani oynanıldı. Ondan sonra tuttun sen nereye kadar çıktın? Şu an 25'e kadar çıktın. E ne oldu? Dün neydi bugün ne oldu? Ama papazı vermem demişti. Bronson'u verdi. Bilmem bir sürü böyle şey var denilenle. Henüz o seviyede değiliz. Değil. Ülke olarak. Evet. Henüz o seviyede değiliz. Çok ben, sorumuz şu. Zaten her şey şeker şerbet. Her şey çok güzel. Ben de o yüzden soruyorum. Harika bir haberimiz var. Neymiş? Bu haberi kaldırabilecek misiniz? Benzine zam. Yok. Ne? iPhone 15 satışa girdi. 105 bin lira civarı. Sipariş edecek misiniz? Tabii canım. Kaç tane? Yani 4 kişiyiz. Biri oğluma, biri kızıma, biri eşime, biri de bana. 420 bin. Ha. Parabon. Eskiden 100 liraya daire alıyorduk. Evet. 3 sene öncesinde burada. 105 bin liraya. Evet. Şimdi telefon alıyorsun. Telefon alamıyoruz. Alamıyor musunuz? Alamıyoruz. Yani neden? Telefon da artık insanlar 3 liralık telefon almıyorlar 3 bin liralık. 100 bin liralık
Kim alacak acaba? En kötü telefon 10 bin lira. 10 bin lira da o sayı. Ya 10 bin liraya da yok artık. Peki bunu kim şey yapıyor yani? Kim sunmuş bu şeyi? Satışa sunuluyor. Amerika'nın malı. Heh. Tabii Türkiye'ye gelirken. Ondan sonra satılınca burada dayılar diyecek ki elindeki telefona bak. Evet. 100 bin lira niye? Yani niye 100 bin lira bu telefon? Çok güçlü bir vergisi var. %70 civarı. Evet. Zaten bizimkiler öyle bir fırsat arıyorlar. Her şeyde vergi, her evet. Şeyde vergi. O yüzden baksanıza şimdi bugün bir haber okudum. Ondan sonra bu geyikleri bilmem 104 bin lira karşılığı avlanma bakanlık serbest veriyormuş. Ya bu ülkede her şey olur. Geyiklerde mi satılık? Geyikleri bile satacaklar artık. Tamam. Yani yarın öbür gün herhalde bir para karşılığı yani insanlar da satarlar. O Şark Bülbülü filmindeki gibi. Evet. Aman Allah. Her şey olacak. Her şey olur. Başka ne soracaksın? Gidişattan umut yok mu? Hiç umut yok. Neden yok? Yok. Baksanıza bir telefon 100 bin liralık telefon satıyorlar yani. Yok. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ondan sonra ne kadar para kazansam bile bir çeyrek bile alamıyoruz. Yani çeyrek olmuş neredeyse 2800, 2900 yani. Gençler hiç yatırım yapamıyor. Bir kenara bir şey koyamıyor. Okullar açıldı. İnsanlar beslenme parası bulamıyor. Evet. Ya beslenme parası bulamıyor. Çocuk var mı? Çocuk bir evli. İki tane kız. Bir oğlan, bir kızım okula var. Giren. Yok ama yani benim şart mı benimki gitmiyor? Etrafta görüyorum. Beslenme ya bir 200 lira versem bir çocuğa. En kötü bir harçlık sabah. Yani bir öğrencinin eve gidiş, okula gelişi 200 liraya hesaplıyorum. Efendim sorum 200 şu. 200 lirada yani 26 gün ne yapıyor? 5,5 neredeyse. Evet. 6200. Asgari ücretin yarısından çoğu bir çocuğun harçlığına gidiyor. Aman Allah. Ya. Belediye seçimlerine kime oy vereceksiniz? Valla belediye seçimlerinde... Kime? Valla o kadar yani öyle hırslanmışım oy kullanmak da istemiyorum. Çünkü niye? Ya o kadar saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar ki yani bizim bu CHP'de yani bilmiyorum saçma şeylerle uğraştığı için artık onlara da ya tabii ki AK Parti'ye vermeyeceğim. O ayrı. Ama şöyle belediyelerde de şöyle bir şey var. Belediyelerde de yani insan onlar çalışıyor. Şimdi ben ayrım hani şu anki iktidarı şey yapmıyorum ama hani ne kadar bizim Sarıgazi çalışmasa da ama belediyelerde bir takım şehirleri dolaşırca CHP'nin belediyelerine bakıyorsun, onun belediyesine bakıyorsun. Daha tabii bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Yarın gücü arkasında. Yani biraz evet. Ondan. Yani yine herhalde yani CHP'ye vereceğim artık kim hanımefendiye şeyse. Soralım. Efendim iPhone 15 satışa sunuldu. Siz kaç tane iPhone 15 sipariş ettiniz? Hiçbir tane istemiyorum. 105 bin lira. Alamam. Cebinizdeki telefon ne? Normal şey. Avea. Avea şey yani. Samsung. Samsung. Evet. Kaç para? Vallahi ben onu ikinci el aldığım için, çocukların eskisini kullandığım için. Çocukların eskisini kullanıyorsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.